Assalamu alaikum, hürmetli hanımlar, efendiler. Peace upon you, brothers and sisters. Benim ismim Aynur Osman. My name is Aynur Osman. Kaşkaşar'da doğuldum. I was born in Kashgar city. Ballık yaşlık devrelerim Kaşgar'da öttü. I have spent my youth in Kashgar. Şincan Üniversitesi'nden binakarlık kesbini tutturup, o yerde işledim. I was graduated from Xinjiang University Architectural Department and I worked in there. Örümcek çekizcil işledim. O ceryanda nurgun aksızlıklarga ve şahit buldum. Nurgun dostlarım namaz okuallık ve yağlık çekkelik sebebiyle türmeye taşlandı ve okuştum mahrum buldu. As I worked 8 years in Urumqi city, I have witnessed many injustice acts by the government, and many of my friends were sent to prison just because of the prayer and then the participating in the religious activities. Ben bu yağlık atkallıkım sebebiden hizmetimden istifa etmek mecbur oldum. For the exactly same reason, I was forced to resign from my position. Ben bugün yoluşum Ömercan doğruluk sizlere guvallık vermekçi. And today I want to give a testimony for my husband Ömercan. Benim yoluşum Ömercan, bir aylık işleri biz 2015 yılı 8. ayda Türkiye'ye geldik. My husband and our family came to Turkey in 2018. Biz amdi ballarımızı bir yaxşıraq muhitdə tərbiyələş və 3-cü balığa amil boğalıqım üçün hökumətin avam bizni avar qıldığalıqını isqip yatdıq, şunun olan Türkiyəyə çıxış məcbur qaldıq. The reason that made us to immigrate Turkey is that to give our children a better higher education, and also that I was pregnant during that time, which is illegal to give birth more than two children in China. Yolcuğum 2017 yılı 2. ayda vatandaş azraq ilim verimlerini kılış üçün vatan kaytıp getdi. 10. aya kadar normal bir nait ihtiyaçlılık olan WeChat'ta alaqlaşıp geldim. 2014'tü mü? 2017'de 2. ayda kaytıp getip. My husband was returned to in 2017 February and we had little talk on WeChat. 2017 yılı 10. aydan başlap alaqam üzülüp kaldı ve yolcuğumun ceza lagerinden tutkunuğa aylanğanlıqdan haber tapdım. And in the same year 2017 in the October I heard that our talk literally stopped and I heard that he was sent to the Chinese camp. Yolcuğum Ali Mektep okuyucusu ve kompüter kesbini tutagan normal ticaret qıvatqan bir normal ailesini qamdavatqan ticaretçiydi. My husband was a student, a merchant, and he was graduated from the IT in Xinjiang. Onun hiç kanda terbiyeleşke ihtiyacı yok idi. He doesn't need any kind of education. Menin hazır men İstanbul'da yaşayatma 4 balam var. Now I live in Istanbul. I have 4 children. Ballarım her günü soraydı nurgun suallarını cevapsız kaldırışka ve ulağa kandak bir cevap verişini bilenmeye kalma bazda. Nurgun ola kandak cevap verişini bilenmeye kalma. My children every day ask about their father and I have no answer to them and every time they just end up disappointing. Ben yolcuğum, ben özüm üçün, ballarım üçün hazır. Hem malana alır güvallık verip oturuptum. As I sit here, I'm giving this testimony for the sake of my children. Öyüklerden alakam WeChat'larda ve telefon alakam üzüp kalgıl işkilden açtı. Since it has been 2 years that our all connection with our family in the East Rikistan is cut off. Ben dünyadaki kişilik hukuk teşkilatlarından, insan hukuk teşkilatlarından ve bağırlık vicdanı var insanlardan şunu sorayım. Qaysınlanın vətəndə, qaysınlanın yaşavatqa yerdə bundaq zulüm var. I'm asking everyone who is witnessing this kind of crime, brutality, the atrocity in their own home. Hazır vətənimizdikilər otnun içində köyüvatıdı, biz otnun teşidə köyüvatımız. Our families, our relatives are burning inside and we are burning outside. Həm onlardan şunu sorayım ki, Xitay hökumətinə gəlib isim qılınlar. Onlar cəza lagerini taqsın. Bizim nurgunluğun ballarımız bu yerde terk etim bulup kaldı. Nurgun anılar ballarını körenmeyi, göz yaşları
akmakta. I'm begging all of you to help to shut down these inhuman camps in Uzbekistan and help to mothers to reach their son, their children, the families to reunite again. Hemmalardan bizge yardam qilishni, Uyghur jamoatini qutqizishlarini umid qilaman. And I'm sincerely asking everyone to help and save this community. Thank you very much. Assalamu alaikum. Men Mukarram Abid, Qashqar shahridan. Peace be upon you. I'm Mukarram Adil. I'm from Qashqar city. Men Qashqar shahrlik Sultanat Bankda 15 yil xizmat qilgan bir kadr bo'lishim bilan bizniki I have 15 years of history serving to commercial banks of China. Bizniki bosh yog'liqlarimiz, uzun kiyimlarimiz cheklangandiki men xizmatni tashlab chiqishga majbur bo'ldim. When it was banned to wear scarves and the long dresses, I resigned from my position. Inadan keyin farzandlarimizni tarbiyalash vatanda intayin qiyin ahvolda bo'lganligi uchun oxirgi bir farzandimni men chet elda din o'qitish uchun Misrga chiqdim. After all these events, for the sake of my last only children, I came to Egypt for his education. Yo'ldoshim ashada tijorat qildiganlik uchun bizni yo'qlab bir qitim chiqib qaytib ketdi. Since my husband's business was in the Qashqar city, he had to return back. Qaytib ketgandan keyin jazolar lagerga ketib bir haftadan keyin turmoq yutgapdi va 6 yillik keskinlik xabarini angladik. After he returned, a week after he was captured and put into the camp, and after that camp he was transferred to prison, and after the prison he was sentenced to 6 years jail time. Keyin ikki qizimni shu yo'ldishniki oilasidan ondan qaytib kelmasa seni qo'yib bermaymiz deb lagerga ketganlik xabarini oldik va uyimizga pecha sog'inlik xabarini oldik. After I heard that my also another two daughters were also sent to camp for me being the in a foreign country. Meniki ailemden yana bir inimniki qizi va singlimning o'g'li mo Misrga chiqqan bo'lib, ular qaytib ketgandan keyin ularni va oilasidagi ota-onasi bilan qo'shib turmalarga soladi va kesdi. Also my brother's son and daughter was also in Egypt. And right after they are back to home, the trip to their home back, their family, everyone was also put in the camp. Qizimniki yo'ldishnima ham kesibdi. Also, my sister's husband, my daughter's husband was also sentenced to prison. Bu yerda men oilam uchun ham guvohlik bermasdan, balki butun Uyg'ur xalqi uchun guvohlik berma. I'm here giving testimony not only for my family but for the whole nation. Biz Uyghurlarniki Xitoyningki lagerlarda tarbiyalashga ehtiyojimiz yo'q. We don't need any kind of education that Chinese government is claiming. Oxirida deydiganim ular Uyghurlarni shartsiz qo'yib berish kerak. As last I'm asking China's government to release all the people without any charge or anything. Ular kechirgi dunyoda kechirgisiz jinoyatlarni ishladi. Now the government is committing unforgivable crimes. Ularni biz hergiz kechirmaymiz va ular bilan bir ziminda yashayolmaymiz. And even if anything happens, we will never ever forgive them, and we will never accept living in the same country, same flag with them. Akhir deydiganim xalqaro kishilik huquq tashkilotlari, Birlashgan Davlatlar tashkilotlari mushundoq bir 21-asrda, ya'ni uchir davrida bizni
ата-анадын балыны, балыны ата-анадын, әрне аялдын айырған мүшнақ бір залымдын интиқам әпіршіне вә оларға зұлманы тоқтат деп жаза юргісіне үміт қылыма. In this 21st century, I want every country, every non-governmental organizations to take action, a concrete action to stop this inhuman, brutal crime that's taking in place right now. Thank you so much. My name is Ayim Nisa Ahmed. Korla şehrinden Hacan'a istin. From Korla city. Men yolduşum Musa Canabdi Kerem'in doğruluk guvalık vermekçi. I want to give a witness testimony from my husband Musa Can. Men 2015 yılı 4. ayının 23. günü Türkiye'ye geldim. I came to Turkey April 23rd of May 2015 I came to Turkey. Ben Türkiye'ye gelip 18 günden kin bir 10 yaşlık balamın putusunu getirdim maşın arkasında. After a week I came to Turkey, my little son's leg was broken in an accident. Yani şunu olan balamın haberini alan kin dadası Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldiğin kin dadasını demiş Türkiye'ye gittim kendim sebep. Sakçılar yenip geldi geçke yoldaşım şu Türkiye'ye bir katım kilit gelirken. After that, my husband came to see our son, and then right after he came to Turkey, the Chinese officials keep nagging him to come back. Onun dediği 2016 yılı minimum ayarlan demiş Türkiye'ye çık etti, kayıtlık gelsin. Zaten bir sebepten kettiği kilip bizge üzünü belirledim, komis bu meylem, komis bu meydu diye işte hemen 2016 yılı vatenge bir katım bağladım. In 2016, after my husband's return, they keep pressurizing on my husband to ask why I'm there and ask me to come back as well. So upon that, I also visited Korla in 2016. Şuna olan berip o sakçılının ki guvalıqıdan üyedin ütüp, yani bir hafta içinde Türkiye'ye kaydık geldim. Çünkü balam bir yer doktorhanda boğaşka, ben işlerim doktorhanından sakçılının sıfatlarını elip berip, nimetini ütüp geldim. Ben yenip gelgenden yazsa ayağlan yan demiş kettiği de benim pasportum ne yok köydür yok kalı ütüptü. After I went, a police officers questioned me about why I'm staying there, and since my children's son also still in the hospital, I showed them all the documents and were able to come back here to take care of my son. But right after that, they burned my husband's passport. Hazır kızımın, lakin atanamın, ruhtukalarımın kanda olduğunu bilmeyim. Olduğunu hiçbir haber yok. Yoldaşımdan lağa dikeldiğini bilmem. Yoldaşımdan şikimin o 7. ile 7. ayın 28'ini tatip alakamız üzülge 2 yıl oldu ya hazır. Since I lost my contact with my husband in July 27th, 2017, I don't know. I heard that he was in the camp, and our daughter also, I don't know what happened to her. Şundan beri men şu Türkiye'de iki balı bilen yalnız yaşayattım ben. Hem kan halk amıstın, kan kardeşlerden, cümleden şu vatandık şu kardeşlere iyi çıkıp şuların bir patrak türmeden kutkusu için sorayım. Since then, my husband is in the camp. I left here with my two children, and I want everyone to put a sincere thought and effort to help those people to release from the camps and prisons. Bu minan yolcum Musacan, Musacan Abdikerem. Mıdak, ayak gözetsiniz. This is my husband Musacan Abdikim. Bu benim kızım işte balısı var. Hazır kızımdan işte yolda hiç kanda haber yok. Görüşemedim kızımla. This is my daughter that who stays in there, and then I still have no contact for 2 years now. Thank you so much. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Benim ismim Ali.
Please be upon you. My name is Ali. Oğlumun ismi Şirali. My son's name is Şirali. Biz Türkiye'ye çıkan sebeplik oğlum ne ekir oldu lagırga. My son was taken into detention for me for his parents being in abroad. Hazır lagır deyken fakat biz Mişer'e çıkan sebeplik atanın aşağı deyken bana ne gösterip lagır oldu. Now he is in the camp and for only reason the reason that he is in the camp is our, us being in Turkey. Oğlumun şerhsiz koyup peşin talep kılmayın. I want my son to released without any charge or any kind of labeling. Koşumca lagırdaki 5 milyon kardeşlerimizden hemini şerhsiz koyup peşin talep kılmayın. Also I want up to 5 million brothers and sisters to release from the Chinese camps. Türkiye hükümeti ve Amerika hükümetinin Cumhur hükümetindeki bizim şerhsiz şerhsiz kamplarını takışka bağırlık uygun Türk Müslümanlarını şerhsiz koyup peşin talep kılmayın. I want United States of government, the European Parliament, the Turkish Parliament to put pressure on China on this issue and help them to release all these people. Thank you so much. Assalamu alaikum, bütün dünyadaki barlık kardeşler. Peace be upon you to everyone. Ben Şarkı Türkistan'daki Gulcu şehirden. I'm from Gulcu city, from East Turkistan. Ben Adem Merhaba Abdüşkür ve Yoldaş Merhaba Abdüşkür ve Yoldaşı Abdüşkür Muhammed and her husband Abdüşkür Muhammed oğlu İrpan Abdüşkür their son İrpan Abdüşkür kızı Nigare Abdüşkür their daughter Nigare Abdüşkür ve oturdukisi bizniki Gulcu şehirde bulgan çoğun medresininki imamı and the one in the middle İsmail Qari İsmail the scholar of the biggest mosque in the Gulcu city ve moşularınki üstüden guvaklık berme I want to give a testimony for them bula adam merhaba Abdüşkür bulsa onunki hiç kandak bir günahım yok fakat üy hanımınlam idi o üy tırlam ballarga tamakını itip üyünü ışını kıldıgan ayal My sister Merhaba Abdüşkür was a housewife and literally have no other kind of activities besides cooking, getting take care of their children. Yoldaşı bir yek ticaretçi, onu ama başka hiç kandak bir işlak arlaşıp, Kıtay hükümetindeki bulanı tutup, lagırga ekirip türmelerge soluvağı dek bir aileden tört kişini bıraklam oğlu İrpan Abdüşkür yıkındıdık mektep pütürgen. Şincan kuruluş institutunu pütürüp yıkındı yeniden iş korunlaşkan. Kızı Nigare Abdüşkür mü? Şincan Sifendaşı'nı pütürüp yıkındı iş korunlaşkan. Bulan iki hiç kandak bir lagırga ekir olup türmelerge ekir olduğun hiç kandak günahı yok. My nephew was newly graduated from the university, Xinjiang University, from the construction department. And he was newly working, and also my niece was also newly started working, and they literally have no crime to taken in the camps where the whole family. Men Xitay hükümetininki bu bir aile kişilerini derhal koyup verişini ve ailesi için bunlarını cem kılışını ailesini bunlarınki cem kılışını ümit kılımen bunların bir aileden dört kişinin Türmüge ekir olup dervasını takip etken bu kanda diyen yapı hiç kandak yadı bundak bir zulüm bulmuşsa bu zulüm pekat bizden vatandıl Şarkı Türkistan'dan bu Hıttay kapırlar bizge şu Uygur Müslümanlar Uygurla kılam kılavatı da bu zulüm ne? Man, I want this family to reunite again. I want Chinese government to release them all. And I haven't seen any kind of injustice and brainwashing in East Turkistan other than in any country. Men bütün dünyadaki insan hakları teşkilatları ve barlık çoğun teşkilatlarınınki Xitayınınki bu zulümünü derhal toxtatqızıp kamplarını taqatqızıp bulanınki üyedeki 5 milyondek kamplağı solunup qalğan ve türmelerge solunup qalğan biguna uyğurlarını derhal qoyğız ötüşünü ve kamplarını taqatqız ötüşünü ümit qılımın. I want
I want civil rights, human rights organizations to take action and immediately shut down all these camps and and I want up to 5 million people to release from these camps. Thank you so much. Assalamu alaikum. Benim ismim Muhammed Ali. Peace be upon you, brothers and sisters. My name is Muhammed Ali. Şerq Türkistan Artuş şehrinden. From East Turkistan, Artuş city. Men özümninki inisi ve hedem ve ailemninki Artuş doğruluk guvalak vermekçe. I want to give a witness testimony for my brother, my sister and my wife's family. Men 2013 yılı 12. ayda Mısır'a okuşla çıktım. 2017 4. ayda Türkiye'ye gelip geldim. In 2013, I went to Egypt for studying, and in 2017, I came to Turkey. Менің Мысырға шығып оқығандығым үшін айламдың інімні ва хадамны жаза лагерға әкіріп кетті. For me being studying in Egypt, my brother and my sister was taken into the red camp. Ва Қырғызстан тижарақ қылған яны бір інімні мо чәтелік тижаратын тоқтып мәжбүрен Xitayga kirib oldi. And my other brother who was doing commerce in Kyrgyzstan was also forcefully returned to country and also was sentenced to camp. Xitaylardan inimni va hadamni darhol qo'yib turishni so'rayman. Çünkü ulan hiç kandah bir günahı yok. Minin çatallı kuvallıkım için ulan tutuluş, hukukum yok, hakkım yok. I want China's government immediately release my brother and sister because what I have done is not crime. Ve ailemninki acısı Mahira Nur Muhammed. And this is my family's sister, my wife's sister. Mahira Nur Muhammed. Mahira Nur Muhammed. Bu hadimiz hem 2018 yılı 11. ayın 18. günü Ürümcü'deki üyeden tutup Atış'a gitti. She was arrested in 2018 in October 18 from his house in Ürümcü city and then retreated to Artuş. Ve balanı çetelde okuttan ve balanı pul çıkartıp begedin degen sebeplerle 16-20 yıl kesvetliyelikin aldık. She was sentenced to 16 years prison for her son studying abroad and her sending money to his son and education. Balanı çetelde okutuş günah emez. Sending your children for a foreign country for education is not a crime. Hatta hükümetimiz hem bu hedefimiz ne? Şerhsiz koyup peşin talep kılımız. I want my sister-in-law to be released. Ve insan haklı teşkilatlı ve başka teşkilatlardan Türkiye Cumhuriyeti'den Uygur milletine sahip çıkışını ve ceza kampları yasavakkan şu 5 milyonlarca insanların hepsini şerhsiz koyup birşin talep kılışını, şunları besim çürüşün içine talep kılımız. I want civil rights organizations worldwide and Turkish Republic to take action, concrete action and pressure on China to shut down this Chinese gulags and release up to 5 million people. Thank you so much.